Aziz cemaat, değerli kardeşlerim, bugün aramızdan ayrılarak rahmeti rahmana kavuşmuş olan ve biraz sonra da toprağa tevdi eyleyeceğimiz merhum Eyüp kardeşimizi sağlık hayatında nasıl bilirsiniz? Biliriz. Nasıl bilirsiniz? Biliriz. Nasıl bilirsiniz? Biliriz. Ahirete müteallik hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah cümlenizden razı olsun. Mevlam şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Merhumun ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. Yüzden fazla kişiyi etkilediği için herkes farklı bir şey söylüyor. Ama ben bir hukukçu olarak da veriler üzerinden konuşmak isterim. Hani raporlar gelecek, raporlar konuşulacak. Bunun hem adli hem idari soruşturması olacak. Hem o raporları görmek gerekir, hem de adli ve idari soruşturmanın neticesine bakmak gerekir. Elbette bunun takipçisiyiz. Hani bir sıkıntı varsa, bir sorumluluğunu yerine getirmeyen biri varsa elbette biz de takip ederiz. Ama şu an bir veri elimizde olmadan doğru yani bununla alakalı bir yorum yapmak doğru olmaz. Gündem TV olarak cenazeyi nakden karşınıza getirdik. 49 yaşında Ümit Ertem Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretine gitmişti Çaydurt Yuva Köyü'ne. İçtiği sudan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Ancak durumu kötüleşince Ankara'ya sevk edilmişti ve acı haber geldi. Kendisi 49 yaşında içtiği sudan zehirlenerek hayatını kaybetti. Rahmetlinin eşine, saadet hanıma ve çocuklarına başsağlığı temennisinde bulundular. Sabırlar dilediler. Rahmetlinin çocuklarının arkadaşları da geldi. Onlar da taziyede bulunuyorlar. Tabii gözyaşları da dinmiyor. Büyük bir üzüntü var. Evet, Hacı Nakkaş Camisi'ndeyiz şu anda. Rahmetli son yolculuğuna uğurlamaya eşleri, dostları, köy halkı, arkadaşları, akrabaları akıl etmiş durumda. Buradan son yolculuğuna gönderilecek dualar işlerinde kılınan öğle namazından sonra. İçtiği sudan dolayı zehirlenerek Ankara'da tedaviyi görürken maalesef hakkın rahmetine kavuştu. Eyüp Ertem 3 çocuk babasıydı. 3 erkek çocuğu babasıydı. Psikolojik destek de, İl Sağlık Müdürlüğü'nden psikolojik destek de geldi. Görevli personel burada bekliyor.